Şimdi ile ilgili çok acayip sorular var. Tabii şimdi mesela akbabanın devamlı koku alamıyorum, yediğim yemeğin tadı yok, yaşlandım gibi serzenişleri ve tuhaf benzetmeleri var. Bir izleyicimiz soruyor bunu. E, reçel kavanozunu açmaya çalışırsın da elin yapış yapış olur ya. Öyle bir his gibi duygu benzetmeleri var diyorlar. E, ve koklayarak cesetlerin yerini teşhis edebiliyor. Bu daha önce benzerini hiç rastlamadığımız bir karakter. Bu karakteri oynamakta müthiş bir şey gerçekten. Ve sen karakterin yani. Ta kendisi gibisin. Bu tabii müthiş bir oyunculuk yeteneği. Yani bunu sadece önümüzüyle alkışlarız ama. Teşekkür ederim. Bize biraz akbaba olmak, akbaba oynamak nasıl bir şey anlatsana Berkan. Ee, yaptığın hiçbir şeyi yapmamak gibi bir durum benim için normalde ben sıcak kanlı bir insanımdır. <laughs> bak şimdi niye gülüyorsunuz arkadaşlar? <gülüyor> <gülüyor> ya, ya, ya işte çok yani, ya, ya, işte, 60, 60 milyon yaptım. ekranın karşısında kaldı bak. <laughs> çok öyle bir 3 dakika nefes aldık <laughs> yani. Akl yani, yani neydi o cümleyi bir daha söylesene. Yaptığın hiçbir şey yapma Yaptığın bak hayda. Hiçbir <laughs> şey yapmaman <laughs> gerekiyor normal yaşamında. Sessiz olman gerekiyor. sataşmaman gerekiyor. Öyle güzel oluyor yani. Bir Akbaba'yı amirimden dinleyebilir miyiz peki Erdal abi? Akbaba nasıl biri? Eyvah. O e, bana soracak olursan e, dizideki karakterlerin en derin karakteri Akbaba yani. Hani e, aşkın ne olduğunu bilmiş, o acıdan kavrulmuş geçmiş. E, bir de tabii ki yani fizik üstü bir özelliği var. Yani kokulara alarak e cesetleri bulabiliyor yani. Ve hiç kimse de yani kaç bölüm çektik biz. Allah bu herif nasıl koku alıyor da gidiyor ceset buluyor demedi yani. Yani evet. e ki adı hayalet. Ben hiç kimse beni görmez. Hiç görünmem ben. Kimse beni fark etmeze kadar gidebilen bir felsefesi vardır. O da görünmez bir özelliğe sahiptir. Kimse onu sorgulamıyor yani. Ve Saçer'in sanrıları vardır. O sanrıları üzerine hikayeleri çözerler. Kimse o öngörüleri sorgulamıyor. Mesela o da enteresandır yani. Olur mu lan öyle saçmalık dememişlerdir yani. Berkan'ın oyunculuğundan kaynaklanan bir e, özelliktir bu. Akbaba öyle duyarlı bir karakter yani. Biraz daha gerçek dışı ama bir o kadar da derin bir karakter. Benim çok sevdiğim bir yer var. Bunu bir izleyici de sormuş. Ne güzel. Çok mutlu oldum buna. E, Memduh Başkan'ın Güven abi'nin bir repliği bu. Diyor ki karanlık büyüyor Vesat. Bir ülkede karanlık büyüyorsa ona hakim olmak gerekir yoksa seni de beni de vatandaşı da bütün aydınlığını yutar ülkenin diyor. Bu ne müthiş bir bölümdü. Ya yani ne müthiş bir konuşmaydı. Size biraz ülkenin durumunu sorayım mı abi?